Selamun aleyküm değerli takipçilerim, abalarım, kız kardeşlerim, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi sorarsanız iyiyiz, Allah'a çok şükür. Erdoğan gececi canlarım, biliyorsunuz dünkü videomda dediydim size. Ben de çocuklarım bugün son okul günü, okuldan aldım bunları, geldim. Gelirken de küçük bir alışveriş yaptım. Zeynep'i daha önce getirdim, onu babasının yanına bıraktım. Türk bakkalına uğradık, Efe'yle beraber teyzeleri. Şöyle aldıklarımı göstereyim size. Şu sosu ben çok severim. Çok hafif oluyor. Böyle bir sos aldım. Türk bakkalından hepsini. Şöyle bir tane papatya kadayıf aldım. Bunu ballı yapacağım. Bunu yaparım ben 2,5 bardak su, 2 bardak şeker. Üstüne döküyorum. Ama çok haşlı olmayacak. İlk haşlı sıcaklığı çıkacak. Ondan sonra döküyorum onun üstüne. Şöyle dut gelmiş, heves ettim. Şöyle kara dut var ya. Melek babamın kapısında toplardık eski videolarımda da, izin videolarımda onlarda. Türkiye'den gelmiş bu da. 2,99 paketi. Şöyle 3 euro yani. Şöyle yeni çıktı taş gibi ama Efe'de de alalım. Böyle birkaç tane aldım ama çok sert. Yani yenecek halleri yok. Şeftali. Bu yassı şeftali var ya onlarda. Şöyle bunları hiç şimdi düzeltmeyeceğim. Şöyle bir tane pasta keki aldık çocuklara. Hazır, bu hazır. Sadece yumurta koyup sütle çırpayasın o kadar. Şöyle gene biliyorsunuz her akşam olmazsa olmaz cacığımış. Cacık yapar cacığımış. Cacığımış. Salatalık aldım 5-6 tane. Şöyle bir paket çilek aldım. Şöyle yarım karpuz aldım. Bütünü çok yalıyor bizi. Kimisi böyle ortadan bölüp aldırıyor. Alıyor. Kimisi böyle, kimisi öyle işte. Şimdi sizler güzel bir tarif inşallah becerebilirsek yapacağız. Mangolya tarif yapacağız. Mangolya, manolya mı nedir ondan yapacağız. Ben çok seviyorum onu. Şimdi hep beraber başlayalım yapmayı. Şöyle tenceremize doğru sizi de getireyim. Şu şekilde oldu da. Şöyle tenceremizin altını yakalım ama filiz aklı illa bu tencereyi ben çalkacağım. Daha yeni aldım bunu makinede. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Bunu koydum. Şimdi neyimiz var canlarım? 1 litre sütümüz var. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle 1 litre sütümüzü İki tane yumurtanın sarısını koyacağım. Beyazını koymuyorum. Sadece sarısını koyacağım canlar. Şöyle bir. Şurada iki. Şimdi bunu azıcık çırpacağım. Şekerimi almamışım ben değil mi? Yok, şekerimi almamışım. Şekerimi aldım canlar. Şöyle bu bardak bayağı büyük. Ama bir su bardağı koyun siz. Bir su bardağı şeker. Ben onun için tam doldurmadım. Bayağı büyük bu. Şöyle malzemelerimizi koyuyoruz. Devam edeceğiz. Şimdi canlarım 2 yemek kaşığı beyaz un koyacağım. Şöyle bakın. 1 2 Tepeleme 2 yemek kaşığı un, normal un. 2 yemek kaşığı da nişasta koyuyoruz. Bunda tam 2 yemek kaşığı var.
istiyorsa 2 yemek kaşığı koyarsanız yeterli. Nişastasını dolu dolu koymayın canlarım. Normal 2 kaşık nişasta koyun. Beyaz un gibi olmasın. Şöyle. Topaklamasın diye güzelce karıştıracağız şimdi bunu. Şimdi bu sadece böyle pişecek, katılayacak. Ondan sonra öbür malzemelerini koyacağım buna ben. Şöyle elimden geldiğince karıştıracağım. Şöyle robotumu ben aldım canım. Bunu da şimdi buraya koyacağım. Şöyle takayım onu fişe. Şimdi ne yapacağım? Sizin bisküviniz varsa, vardır mutlaka. Yoksa alın canlarım. Bir paket bisküvi. Şu petibör bisküvileri var ya, onlardan da güzel olur. Benim elimde bundan vardı. Böyle toz haline güzel gelebilecek bisküvi lazım çünkü bize. Bu da çok güzel. Kokusu da bunun çok güzel. Tabii ki burayı da bırakmıyoruz. Arada da burayı karıştırırım gene. Şöyle. Normal ateşte bir şey şu anda. Çok şey yapmayalım. Çok açmayalım altını. Şimdi bu bisküvilerimi de buraya bir yandan koyacağım. Zaten dibi kaldı. Dibindeki de zaten toz halinde. Pamuk gene bağırıyor. Efe. Pamuk'un kanalını soranlar olmuş. Efe'me kanal açtık ya teyzeler. Onu soran olmuş. Topluluğumda paylaştım. Pamuk ve eğlence diye. Topluluğumdan alabilirsiniz. Bir de videolarımın sabitlediğim yazıya koyuyorum linkini. Oradan da alabilirsiniz pamuğun adresini teyzeleri. Buna da abone olup yorum yaparsınız. Yapanları gördüm. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Şimdi bu bisküvilerimizi güzelce un haline getirelim. Şöyle alayım bisküvilerimizi. Bu arada bu robotumdan da çok çok memnunum. Geçen gene lahmacun yaparken sormuştunuz. Gene söyleyeyim size. Satrum'dan aldık bunu. Tabii şimdi kapalı, burada 5 liradan yapabilirsiniz ama internette. Markası da Romesbach. Romesbach. Ben çok memnunum. Yani evlendim, evleneli ilk defa böyle bir güzel robot aldı bana eşim. Buradan çok çok teşekkür ediyorum Erdoğan Bey'e. O şimdi güzellik uykusunda yatıyor. Çok yorgun çünkü. Ben de hiç kaldırmadı. Bayağı geç oldu saat. İftara çok fazla kalmadı bu arada. Benim yemeğim yok ama aklımda var. O yüzden şimdi onları da hemen yaparım. Bakın canlarım, şöyle bisküvitimi şu kıvama getirdim. Toz halinde görüyorsunuz. Bu da şimdi beklesin. Şimdi bunu biz tamamen pişirip yine gelelim. Canlarım bakın, bu güzelce pişti. Koyu bir hale geldi. Çok güzel puding kıvamında. Şimdi bir paket vanilya koyacağım. Şöyle iki parça tereyağım var. Şöyle. Bundan çok az aldım. Siz bir paket koyabilirsiniz krema. Türkiye'de krema, burada çilek zahane diye geçiyor biliyorsunuz. Çok az almıştım açık diye ben bunu kullandım. Tam bir paket koyabilirsiniz. Şöyle güzel tereyağı eriyene kadar şimdi bunu karıştıracağım ve kenara alacağım. Ocağımızın altını kapattım ama ocağımızda duruyor. Ara sıra da böyle bir karıştıracağım bunu üstü. Şey olmasın, topaklamasın diye. Şimdi ben çileklerimi, kivilerimi temizleyeyim.
bardaklarımızı doldurma aşamasına geçelim. Evet canlarım, ben şöyle bakın hazırladım. Şimdi bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz. Ne yapacağız? Başlayacağız. Şimdi en altına şöyle bir çileklerimi yerleştiriyorum. Şöyle şu şekilde. Şu bir bardağa sade çilekli yapacağım. Cece kuş aşkım. Bir tane daha alalım. Evet. Bu kadar güzel oldu ki sosumuz. Tabi bu soğudu mu katılacak. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi üzerine de böyle. Şimdi şöyle de bir çileğimizi. İlk bardağımızı yaptık canlarım. Şöyle koyayım. Şimdi ikincisini yapmaya başlayalım. Buna da böyle kivi aldım. Yarısını kivili yapacağım. Şu şekilde. Ama bunları bardağa koymak çok zor gerçekten de. Ben mi beceremiyorum bilmiyorum. Böyle dik olmalarını isterim çünkü. Dedik o. Çilekler büyük olsa daha güzel olur. Büyük. Büyük büyük olacaklar. O zaman çok daha güzel olur. Şu büyük şeyi alacağım. Kepçeyi. Bu çok küçük geldi bana. Değişik, hepsini aynı model yapmayacağım. Değişik değişik yapacağım. Bakın şimdi. Şimdi buna da gene koyacağım böyle. Vallahi benim ağzım sulandı ha. Çok güzel koktu ya bu şeysi. Sosu. Şimdi şöyle kenarlardan görünsün diye de biraz koyacağım ortasına doğru. Şimdi devam dolduracağım bunu yine. Evet. Böyle çileğimi ortadan kesiyorum canlarım. Şöyle elimden ayırıyorum onu bu şekilde. Üzerine koyuyorum.
Şöyle. Ben böyle devam edeyim canlar. Bittiğinde görüşürüz. Evet canlarım, benim mangol yıllarım bitti. Herhalde mangol yiyesim mi? Kusura bakmayın gerçekten. Şöyle bu kadar becerebildim. Böyle yaptım. Şu şekilde. Görsel olarak çok güzel. İnşallah tadı da güzeldir. Böyle. Bunu benim ablam denedi. Dedi ki Filiz, ben aslında internete bakıp yapacaktım. Sen bu tarifi yap da bak dedi. Şu şekilde. Çok güzel görünüyorlar. Bize afiyet olsun. Bunun da böyle dipleri kivili. Bunları şimdi dondurucuya koyacağım. Güzel dondurma gibi olsunlar. 5 tane çıktı. 5 bardaklık yani ben size tarif verdim. Siz iki katına çıkarıp 10 tane yapabilirsiniz. Bize bunlar fazla bile. Bakalım çocuklar pek böyle puding tarzı şeyleri sevmiyorlar benimkiler. Belki soğuk olunca buzlu buzlu severler. Ben şimdi karpuzumu doğrayacağım. Dolaba atacağım canlarım. Burada birkaç tane bulaşıklarım var. Onları da yıkayayım. Bunları, bu kalanını da dolaba koyacağım, şu bisküvitin. Bir poşete koyup dolaba koyacağım. Başka bir şey de kullanırım. Bize afiyet olsun. Hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlarınız olsun. İnşallah videomu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Bir başka videomda görüşürüz. Hoşça kalın.